Bak şimdi kendi silahıyla vuracağım pezevenki. Efendim, komedi miladını doldurdu. Halkımız aç, halkımız özlem içinde. Halkımız gavurun filmlerini seyredip seyredip neden bizde yok diye düşünüyor. Lütfen artık küçük düşünmeyelim. Kim bilir bizde ne büyük değerler var. O halde halkımızın sorduğu soruyu bir de kendimize soralım. Neden bizde yok? Çap çap. Salih kardeşim, sana kaç kere dedik bizim poşetlik filmlerle işimiz olmaz. Hele bu ara hiç olmaz. Ma mafi no fik fik yani. Ya Şenol Bey, Allah aşkına ne olur bir de cevap vermeyin şuna. Önce onlar cevap versin. Nasıl girdiniz lan siz sabah sabah içeri? Ya arkadaş yine aynı sorun ya. Kariyerimin en cafcaflı yerinde hep aynı sorun. Nasıl girdiniz içeri? Salih abiye sormuşlar nasıl girdin içeri diye. Hı. Cevap vermiş. Ne demiş? Aslında ya içerisi dışarısıysa? Allah. Lütfen küçük düşünmeyelim artık. Lütfen. Vizyonumuzu geliştirecek bir plan yapmaya çalışıyoruz. Lütfen konuya odaklanalım. Lan sen de biraz elini çabuk tut. Herifler huysuzlanmaya başladı. Evet, ne diyorduk? En son komediye bok atıyordunuz. Bravo. Komedi modası geçmiş bir tür. İnsanları gıdıklayarak da güldürebilirsin. Marifet mi şimdi yani bu? Ben de çok gıdıklanırdım eskiden ama küçük bir operasyonla aldırdım gıdık noktalarımı. Şimdi siksen gıdıklanmam. Öyle tecrübe ettiğimden değil ha, tahmin ediyorum yani. Sen şuna bak lan. Ne diyor o değişik? Ne diyor? Efendim öyle sohbete katılıyor ya kafasına göre. Salih, Allah'ını severseniz yürüyün gidin. Bak uykumuz var, işimiz var, gücümüz var. Biraz kestirek hadi kardeşim. Efendim, niye bizde bir korku filmi yok? Neden bizde bir gerilim filmi yok? Misal, neden bizde mistik bir film yok? Halkımızın kafasında hep bu soru var. Bugün bir kahveye gidin, herkesin kafasında bu soru var. Okey masasına bakın. Adam kafasındaki soru yüzünden okey atıyor, farkına varmıyor. Karşı tarafta aynı soru yüzünden onun okey attığını göremiyor. Halkımızın oyunları 20'den düşmek bilmiyor, oyunlar bitmek bilmiyor. Hadi be. Vay arasını. Bu sefer pazar araştırması da yapmışlar Şenol Bey. Dabbe korku filmi değil mi? Komedi o ya. Ben çok korktum. Biz buna çok güldük. Bir dakika, bir dakika şimdi. Ya korku filmiyle gerilim filminin arasındaki fark nedir? Onu hele bana bir anlatın ya. Ya korku korkutur, gerilim gerer. Bu kadar. O zaman gerilim filmi korkutursa ayrı türleri aynı potada eritmiş mi oluyoruz yani? Bilmediğimden soruyorum oğlum. Tabii tabii. Ona da melez tür deniyor. Azıcık güldürürse de piç oluyor film. Piç. Ha. Hazırım abi. Ladies and gentlemen, mınaha! Ahey, ahey! Neyse uzatmayalım. Sinemanın en temel eksikliğini çözmüş bulunmakta olduğumuzu gururla bildiririm. Vampili zombili filmlere Anadolu'nun bağrından gelen bir toka sağlanmıştır Bay Salih Cavit. Bu ne lan? Allah aşkına bu ne ya? Bunlarla uğraşacağınıza ilkokul sahnesinde sakalı göstermemeyi başarsaydınız önümüzdeki sene Nuri Bilge ile kol kola Kanda Kırmızı Halı'da yürüyor olurdu. Bir hırla lan. Demek ki başka sefer o zaman. Hananın! Anam! Bu ne ya? Tak şunu tak. Tak tak. Midem bulandı. Hakkı. Yemin ederim tansiyonum düştü. Kaşı kardım tuttu ha. Oy. Ya Allah aşkına tak şunu. Allah aşkına tak. Alındım ben ya. Lan Cevap tamam şey yapma ya. Hakkı Bey sizi ne olmuyor? Olur olur. Olmuyor. Hadi naş naş. Olmuyor. Naş naş. Naş naş. Artık birkaç gün bizi rahat bırakırlar Şenolcuğum. Kafamızı dinleriz. En azından birkaç gün rahatız. Oh vallahi bir iki saat yatakta uyuyak oğlum da. Hadi iyi uykular. Dabbeye gülmüş. Lafa bak. Oy ya. Korku diyor, gerilim diyor la bana. Herkes, herkes bu işi biliyor zaten. Bir ben bilmiyorum anasını satayım. La sizin ne hakkınız var bu bebeği ağlatmaya la? Bu mazlum size ne yaptı? Türk sinemasını ileriye taşımaya çalışmaktan başka. Kardeşlerim, red light'lı kardeşlerim. Kardeşimizi üzerini düzmezsek eğer sokayım bizim kardeşliğimize. Salih kardeş, şimdi sen dördümüze kardeş muamelesi yapıyorsun ama ben bu ekibi yapan anneyle babayı çok merak ediyorum şimdi. Bir de halk içerisinde biz kardeşiz falan demezsek iyi olur bence ya. Yok ya, kendi aramızda. Halk için öyle demiyorum ben. Üff, abi siz beni niye çağırdınız ya?
Bak biliyor musunuz ben bu işin yapım kısmındayım. Yani herhangi bir tatsızlık anında ben anında satarım sizi. Bumcu Onur bulamadık la. Biz alışmışız her türlü hinliği 4 kişi yapmaya. Ondan çağırdık seni. Fena mı oldun lan? Özlemiştim seni Toraman. Sen de anlat olayı anlat. Anlatamayacağım ben abi. Nasıl anlatsın lan? İçi kan ağlıyor. Kullanılmış bir peçete gibi bilgisayarın yanına attılar ya la bunu. Bunun bir ağlayarak kaçışı var. Görmeniz lazım. Avav! Havar met your mother. İngilizce küfür yeni öğrendim. Ananla nasıl buluştum diye. Abi ben kafamdaki special efektleri oluşturamayacak mıyım? Ömrüm yaşlı makyajı yapmakla geçecek benim. Bilimden de zaten uzaklaştım. En iyisi ben öleyim. Şu kılıcı götüme mi sokuyorsun, böğrüme mi sokuyorsun? Sok öldür beni Salih abi götünü seveyim. Ya sen special efektleri yapamayacağım diye mi üzülüyorsun? La ben de bunu tipine laf söylediler diye. Yok be abicim. Ben zaten kendi tipimi sikeyim. Ben onu mu diyorum abicim ya? Hakkıyla şimdi o gerekli desteği vermiyorlar. İki destek verseler binaları patlatır. Kurt adamları, zombileri, vampirleri kapılarına itilirim de. Senaryo da yok diyorlar. Senaryo da yok ne demek ya? Koyun amına koyun. Ne yapacağız şimdi? Hakikaten ben de ne yapacağız bilemedim şimdi. Hazır esnafım, dükkanım da var. Lan ben gidip dükkanımı açsam acaba ya? Salih abi ben de yeni takıldığın insanları bir göreyim diye geldiydim. Ama çekime kadar da boşum yani. Yani finalde bizim nasıl? İçinde Rus olan her şeyi seyrediyorum ben. Oş. Salih abicim sen benim için yorulma. Ben bir köşede ağlardırlar kendime gelir düzelirim ya. Kardeşim seni ağlatanın gözünden kan alırım. Bu iş hallolacak. 75 bin lira kredi borcu. Geri ödemesiyle 108 bin lira borcum var. Acaba gidip insan gibi para mı kazansam ben? Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Evet lan. Herif 4 maçta dünyanın parasını götürdü arkadaş. Adamın kazanacağı varmış abicim. Orduyla Kasımpaşa'yı da alet etti kendine işte. Başka bir şey değil. Ya abi o adam gelecekten gelmiş ya. Açın birazcık ampulleri. Adam basmaya gelecekten geldi, tutturdu iddiayı, hop geri döndü geleceğe parayı bulup. Bak yok zaten ortalıklarda, var mı? Yok. Arkadaş ben ne anlatıyorum? Siz sabahtan beri bunu mu düşünüyorsunuz? Bak 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 bozuldu ha. Dün bir kuponu patates oldu ya. Konuyu açtırmıyor, kıskanıyor. Kardeşlerim, Bundesliga'ya oynamayın çok sürpriz oluyor. Bayern Münih'e oynadık, içinde bayan geçiyor diye patates oldu kupon. Lan bir dağıtmayın konuyu ya, bir odaklanın. Kardeşlerim, bankaya gidip senaristi kaçıracağız. Sonra da senaryoda istediğimiz değişiklikleri yaptıracağız. Bence çok basit bir plan. Zaten bizim banka soymak için bir planımız vardı. Yani her şey hazır sayılır. Kabul etmezse işkence de yaparız. Oğlum ne işkencesi lan? Adam gibi konuşacağız herifle. Ben de hırlar adamın götünü yararım. Neyse hadi başlamazsak biraz kalalım. Dükkanda kaloş kaldı mı acaba lan? Ya Allah biz ya... Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.